sevgi ve hoşgörü şehri Konya'dan mutlu akşamlar. Konya, tarihi günlerinden, tarihi akşamlarından birini yaşıyor. Organizasyonun sonundaki güzel şov dronlarla yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan stadyuma, Konya Büyükşehir Belediyesi stadyumuna geldi. Büyük bir alkış tufanı onun gelmesiyle birlikte seyircilerden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stadyumda protokol tribününde yerini alacak ve sonrasında bronz madalya aldı Türkiye. Bu oyunlar öncesinde 94 altın, 99 gümüş, 111 bronz olmak üzere top ışık şovla başlamak üzere. Köşeli Selçuklu yıldızı her bir köşesinde ayrı bir anlam taşıyor. O sekiz köşenin bize öğrettiği değerler şükür, merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat ve cömertlik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve işte dansçılar şu anda turba atında. Troya Antik Kenti'nin girişinde de bulunuyor. Turba atının bir maketi. Liseus'un turba surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı tahtadan atın maketi. İşte o 130 dansçı. Oluşturuyor. En özel anlarından biri, en güzel anlarından biri açılış görevini. Azerbaycan'ın stadyuma giriş yapması, Azerbaycan kafilesi burada 2017 İslami dayanışma oyunlarına ev sahipliği yapan Azerbaycan, oyunlar tarihinin en başarılı ikinci ülkesi, kardeş ülke Türkiye'nin ardından en fazla madalya toplayan ikinci ülke açılış döneminde ve
İslam coğrafyasının, gönlünün her zaman ayrı bir yerinde olan, tribünlerden de çok büyük bir destek alan Filistin. Filistin ve Kudüs, İslam dünyası için çok özel bir yer taşır. Ve Filistin kafilesi de tribünlerden çok yoğun bir destek alıyor. Konya'da, heyecan Doruk'ta. Büyük alkış. Türkiye. Ülkemizin bayrağını milli sporcularımız tekvandocu Nafia Kuş ve geleneksel okçu Sena Keçeci taşıyor. Pırıl pırıl iki kadın sporcumuz ülkemizin bayrağını taşıyor. Çok güzel görüntüler eşliğinde Konya'da 5. İslami dayanışma oyunlarında Türkiye kafilesi 461 sporcumuz stadyumda. Şu ana kadar 37 madalyayı aldık bile. Oyunların en başarılı ülkesi hem bu oyunlarda hem de geride kalan 4 İslami dayanışma oyunlarında. Sporun başkenti olarak sporun evrensel mesajını Konya'dan tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykıracağız. Ve inşallah hep birlikte şehrimize, Türkiye'mize yaraşır bir şekilde, tüm İslam alemine layık bir şekilde mükemmel bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Çok değerli misafirler, biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece bir sportif etkinlik olmaktan öte anlamı var. Sporun birleştirici gücü böylesine organizasyonlarda çok daha farklı bir şekilde meydana çıkıyor. Ülkelerimiz arasındaki bağın, ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin gelişmesine vesile oluyor. Zira bugün yeryüzü barışa ve esenliğe, birbirinin hukukunu korumaya hasret. İşte aşkın ve sevginin vatanı, hoşgörünün temsilcisi Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'dan bir daha duyurmak isteriz ki hayat dini olan İslam barış ve esenlik demektir. İşte bu oyunlarda ilhamını ve ışığını İslam'ın bu barışa ve kardeşliğe davet eden kutlu çağrısından almaktadır. İslam ülkelerinin bu tür organizasyonlarda bir araya gelmesinin, gençlerin özellikle bir araya gelmesinin önemine vurgu yapmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bu önemli toplantıda ve bu önemli organizasyonda tek bir bayrak altında daimi kardeşlik, büyük bir hedef etrafında buluşuyoruz. Çünkü İslam'dan daha yüce ve daha barıştan daha güzel bir din yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. 5. İslami dayanışma spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Konya'da bisiklet önemli bir kültür. Konyalılar bisiklete velespit adını da veriyor. Konya önemli bisikletçileri, bisiklete çok büyük değer veren kulüpleri barındıran bir şehir. Ve işte en özel an şu anda gökyüzünde
300 drone unutulmaz bir görsel şölen sunuyor ve açılış töreninin sonuna gelirken törenin en özel anı şu anda bizlerle birlikte işte gökyüzünde 300 drone'un oluşturduğu bir sema. Come again. Whoever, whatever you may be, come. Bir, Vahdet Elif. Sonrasında da oyunların logosu. Böylece 2021 Konya İslami Dayanışma Oyunları'nın görkemli açılış töreni tamamlanıyor. Ve şimdi de oyunların logosu yine dronlar tarafından gökyüzünde müthiş bir görsel şölen sunuyor. Muhteşem bir havai fişek gösterisi son olarak stadyumda. Açılış töreninin sonunda yine muhteşem bir görsel şölen. Bu şehirde yaşamaktan çok mutluyum. Yani böyle bir organizasyon yapıldığı için çok mutluyum. Çok güzel, böyle bir şey olduğu için çok mutluyuz. Konya'ya böyle bir değer verdikleri için de. Önce Cumhurbaşkanımıza, sonra Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ederiz. Konya'mız için gayet güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Sporcularımıza da buradan başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Heyecanlıyız. Konya'ya yakışacağını düşünüyoruz. Organizasyon çok güzel. Aylar öncesinden bekliyorduk zaten. Biletlerimizi aldık. Ailecek geldik. Çok mutluyuz. Konya'ya yakışır bir organizasyon olmasını düşünüyorum.